Selamünaleyküm arkadaşlar. Güvercin ve Kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizden acil ama çok acil tavsiye bekliyorum. Yardım bekliyorum öyle söyleyeyim. Sebebi de arkadaşlar ben işte bir şeyi çok dillendirirsin ya sonra başına gelir. Şükürler olsun hiç hastalık yok diyordum. Kuşlarım turp gibi diyordum ama dün kuşları uçurdum. Aslında uçuramadım. Kuşlar uçmadı arkadaşlar. Yani hiç kalkmak istemediler. Vardır dedim bunda bir hayır ama hayır değilmiş arkadaşlar. Sıkıntıymış. Bugün de 3-5 tane kuşumun istifar ettiğini gördüm. Kustuğunu gördüm. Arkadaşlar ne biliyorsanız daha önce başınıza geldiyse tecrübeliyseniz yazın bana akıl verin. Ben şimdi dolapçıları çıkarmıştım. Diğer kuşları da çıkarayım. Sonra size sıkıntıyı anlatacağım. Büyük ihtimalle sebebini de biliyorum. Onu da size söyleyeceğim. Gel. Gel. Sakin lan. Ben bir çıkayım ilk başta. Heh. Bir kuşlar çıksınlar. Bütün kuşları çıkardım arkadaşlar. Bu bizim erkeğimiz. Damızlık erkeğimiz. Gel oğlum. Diyorum ya, kuşları dün uçuramadım. Yani kuşlar uçmak istemedi. Allah'a şükür şu anda öyle ciddi anlamda bir sıkıntı yok gibi gözüküyor. Ama arkadaşlar istifar eden kuşları gördüm. Yani bu iyi haber değil. Sebebi de benim tahminime göre hatta büyük ihtimalle arkadaşlar biliyorsunuz biz yan tarafa bir bostan yaptık. Şöyle göstereyim. Fidanlarımızı da ektik bu arada. Hazır konusu açılmışken bunu da size paylaşayım. Arkadaşlar biz bostanı ekerken bu aralara gübre döktük. Gübre de şurada. Böyle bir haral gübre getirdim. Biraz da böyle yerlere döküldü. Benim kuşlarım da büyük ihtimalle buralarda gezindi ve buradan hastalık kaptı arkadaşlar. Bu koyun gübresi başka bir şey aklıma gelmiyor. Araya başka kuş katmadım. Yani yabancı kuş girmedi. Bir yabaniler var. Yabaniler de buraya çok alışık değiller. Ama kuşlarımın istifar ettiğini gördüm. Biliyorsanız, tecrübeliyseniz bu konuda hani böyle benim gibi yerde besleyenler vardır. Bahçesi için gübre getirmiştir. Sonra kuşları hastalanmıştır. Sonra doğru ilaçla kuşları toparlamıştır. Ne olursunuz bana bilgi verin. Ben gene böyle eşime, dostuma, abime soracağım. Ama sizin de bilginiz benim için önemli. Tavsiyeniz benim için önemli. Kuşları görüyorsunuz. Öyle abuk subuk, böyle halsiz kalan kuş yok. Aslında halsiz kalan kuş demek için içeri bakmak gerekiyor ya. Dışarıdaki kuşlar zaten cin gibi. Şuraya bakınca öyle halsiz yok. Buraya bakıyorum, burada da yok. Burada da yok. Bütün kuşlar çıkmış zaten dışarıya. Hepsi cin gibiler. Ama arkadaşlar gördüm ya. Şunu mesela, şu istifar ediyordu kümesin içindeyken. Şimdi ötüyor ama İşte geliyorum diyor. Hastalık geliyorum diyor. İlaç ismi, nasıl kullanılacağı, ne yapılması gerektiği, hangi gün kaç kere kullanılması gerektiği biliyorsanız yazın arkadaşlar. Şu anda size ihtiyacım var. Yardımınıza ihtiyacım var. Bende 3-5 tane ilaç var. Şöyle çıkardım hepsini. Bir floral var. Bir Bicox var. Bir Tylonet var. Bir Rondozol var. Bir de Klemer var arkadaşlar. Yani bilmiyorum bunlar işe yarar mı? Hah, bir de şu var. Şöyle bakın da şu ilaç işe yarar falan deyin. Ben de araştıracağım daha sıcağı sıcağına. Bugün işte daha keşfettim durumu. Dün uçmadılar arkadaşlar. Dün uçmayınca Allah Allah dedim. Hava da güzel, serin. Niye bu kuş da uçmak istemiyor? Belki var ya, yarım saat peşlerinde koştum kaldırmak için. Kaldıramadım. Kalkıp kalkıp iniyorlar.
Bakın şu kuşta sanki bir şey var ya. Şu yavru ama duruşu hiç iyi değil arkadaşlar. Şöyle abuk subuk duruyor. Allah Allah. Çiçek mi oldu acaba kuşlar ya? Bilmiyorum ki. Vallahi görünüşte bir sıkıntı yok gibi. Ama istifa edenleri gördüm. İnşallah bir sıkıntı çıkmaz ya. İnşallah. Acaba şu otlardan mı kaynaklanıyor ya? Şu yeşillikleri de yiyorlar ama. Şu mesela dün çok böyle halsiz gibiydi. Kanatları düşüktü. Ben bunu uçurmaya çalıştım. Uçamadı. Nefes nefese kaldı. Sonra kanatlarını düşürdü. Böyle kümesin içinde böyle aval aval baktı sağa sola. İnşallah düşündüğüm gibi değildir. İnşallah ben abartıyorumdur. Ama ne olursa olsun zaman bu zaman erken müdahale etmek gerekiyor. Diğer türlü artık kuşlara hastalık girdikten sonra ne yaparsan yap bir faydası yok. Ölen ölüyor, kalanlar bizle kalıyor. Arkadaşlar gene söylüyorum. Benim gibi bahçede güvercin besleyen, hani böyle bahçesine gene gübre getirmiştir bitkiler için, ağaçlar için ya da toprak için. Sonrasında kuşlar hastalanmıştır. Hastalığın kaynağı gübredir. Sebebi gübredir. Sonrasında ilaç kullanmıştır. Kuşlar toparlamıştır. Özellikle bu arkadaşlardan yardım istiyorum. Vallahi billahi ya, öyle bir şey olursa nasıl atlatacağım bilmiyorum ya. Bir sürü de yavrumuz var arkadaşlar. Bir sürü de yavrumuz var. Bakın mesela şu yavru. Şu benim semazenlerimin en güzel dönenlerinin yavrusu. Şu yavru. Bu kırma çıktı. Kara kuyruk böyle değişik bir kuş çıktı. Şuradaki yavru. Ondan sonra şuradaki yavru. Şu setin üstündeki yavru. Bunların hepsi yavru. Yani kuşlarda kötü bir şey yok ya. Bakınca böyle hepsi neşeli gibi. Hepsi keyifli. Bazen kuşlar bir şey yiyor ya da ne bileyim aç kalıyor, bir şey oluyor. Ufak bir rahatsızlık geçiriyor, o zaman da istifa edebiliyor. Yani her istifa eden kuşu, her kusan kuşu da hasta diye yorumlamamak lazım. Ama ben arkadaşlar yıllardır güvercin besliyorum, hissediyorum. Yani kuşun duruşundan, bakışından, hareketlerinden çok üst üste geldi. İnşallah yanılıyorumdur ya. İnşallah yanılıyorumdur. Vallahi çok uğraştım çoğaltmak için. Güzel kuşlardan çoğalttık. İnşallah kaybetmeyiz ya. İnşallah kaybetmeyiz. İçeride de bir sürü yavru var. Onları da göstereyim. Et ya, bak bunlar da yavru. Şu ikisi de yavru. Şurada bir yavru var. Dolapçı yatıyor. Ondan sonra burada yavru, burada iki tane yavru var. Burada iki tane taklacı yavrusu var. Şöyle. Burada var. Bakın burada bir tane beyaz kelebek var. Yavru. Of, burada bir çift var. Birisi beyaz. Birisi de şöyle bozalı verdi ya. Değişik bir yavru verdi. Böyle rengarenk. İnşallah bunlara bir şey olmaz ya. Nasıl yapacağım bilmiyorum arkadaşlar. Ben videoyu sonlandırıyorum. Bunu en kısa zamanda sizinle paylaşacağım. Umarım işe yarar. Umarım verdiğiniz bilgiler işe yarar. Umarım erken müdahale ederiz. Umarım kuşlarım hasta değildir. Hastaysa bile çabuk iyileşir. Şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.